Vallahi fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Beni ayağına kadar getiriyorsun. Şimdi de söyle diyorsun. Beni korkutamazsın. Bunun için mi adamlarına geldin? Bana bak. Beni tanıyorsun. Yapacaklarımı da biliyorsun. Sakın söylediklerimi hafife alma. Bu iş burada bitmez. Yine görüşeceğiz. Uyan be Allah'ın belası. Ne var, ne istiyorsun? Bu saatte beni niye uyandırıyorsun? İnsafsız. Zaten sabaha kadar debelendin durdun. Bırak da şimdi uyuyayım. Bütün gömleklerim kirli. Ne yapabilirim ki? Ne demek ne yapabilirim? İnsan birkaç tanesini yıkar. İşe böyle mi gideceğim ben? Şuna bak, sanki öğretmen doktor. Öğretmenmiş gibi konuşuyorsun. Alt tarafı balıkçısın. Akşam yine balık kokacaksın. Temiz gömleği ne yapacaksın ki? Ekmek paramızı beğenmediğin o balık işinden kazanıyoruz. Ne kazanç ama? Altta var, üstte yok. Bir yıldır üzerime yeni bir elbise aldığım yok. Evlendiğimizden beri hep aynı. Ne verdin sen bana? Yokluktan başka? Ah, annemin sözünü dinlemedim. Bu adamdan koca olmaz demişti. Annemi dinlemediğim için bin pişmanım. Allah'ın verdiği nimetlere şükret. Bir sürü aç insan var memlekette. Defol git başımdan. Seninle uğraşamam. İlk defa doğru söylüyorsun. Sabah sabah seninle uğraşılmaz. İşime gidiyorum ben. Defol git. Allah'ın cezası. Sabah sabah uykusuz bıraktın beni. Defol! Thank you.
Taze balıklar, taze balıklar, evet. Taze balıklar. Bunlar kaça? Bakar mısın? Taze balıklar, buyur abicim. Olta balığı, gel. Hoş geldin. Hayırlı işler abicim. Buyur abicim. Hepsi çok taze. Nasıl işler, iyi mi? İyidir abi. Senin işler nasıl? Hamdolsun, idare ediyoruz. Ne o? Sabah sabah birbirinizi yediniz. Geceden beri beni rahat bırakmadınız bir türlü. Seni baba sıkılıklı utanmaz. Bizi mi dinledin? Kulaklığımı tıkadım ama yine de engel olamadım. O kadar çok bağırdınız ki üstelik uykumdan da oldum. Babamdan ne istiyorsun bilmiyorum. Seni baba sıkılıklı. Utanmadan bizi mi dinledin? Senin dilin fazla uzamış. Tıpkı baban gibi konuşuyorsun. Ben komşuya kadar gidiyorum. Sen burada yat. Lanet seni. Baba. Babacığım. Canım benim, çok tatlısın. Hayatım, ne istersen iste. Malın mülküm senin olsun, yavrum benim. Müdür bey, bak bakalım hanım ne istiyor? Şampanya. Emriniz olur. Yanında da ışıklı meyve. Donat şu masayı. Tabii. Ben hanımefendi ne istiyorsa hemen yerine getirin. Beyefendi, siz başka bir şey istiyor musunuz? Ya hanım ne istiyorsa getirin işte. Donatın peki, şu masayı. Peki. Hadi bakalım. Yavrum, bakar mısın? Hadi her şeyim be, feda hadi. Olsun sana yavrum. Aa, için, tamam sen iç. Oh, Yusuf Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Buyurun. İpek'ten memnunsunuz umarım. Evet, çok değerli bir kız. Çok iyi yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Bizden çok babaannesi ilgilendi. Çok severdi rahmetliyi. Bakın, endişelenin diye söylemiyorum ama devir kötü. Haklısınız müdür bey. Öğrenciler bizim her şeyimiz. Biz buraya kaydettirirken eti sizin, kemiği bizim diye kaydettiriyoruz. Sizden sonra ikinci ailesi de bizleriz. Olur mu? Sizin de bizim kadar hakkınız var onlarda. Evet. Ama sizin baktığınız gibi bakamıyoruz maalesef. Siz onların ailelerisiniz. Sizin sözlerinize darılmıyor, kırılmıyorlar. Vallahi özel okul deyince pek de hoşuma gitmemişti müdür bey. İki ayda bir toplantı yapacağım siz velilerle. Bir şey yok değil mi? Ben bu toplantıları iki ayda bir rutin hale getirmek istiyorum. Maksat velilerle kaynaşmış olmak. Evet, haklısınız müdür bey. İnsanlar aynı apartmanda yaşıyorlar ama birbirlerinden haberleri yok. İnsanlar birbirlerinden bir Allah'ın selamını bile esirgiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. İnsanlar aynı apartmanda yıllarca beraberler ama hiç birbirlerini tanımazlar. İşte ben bunu yıkmak istiyorum. Vallahi sağ olun. Diğer velilerle tanışmak iyi olmaz mıydı? Herkese uygun günlerde çağırıyoruz velileri. O yüzden de veliler bir araya gelemiyorlar. Bir ortak toplantı yapsak mesela, diğer velilerle de tanışsak iyi olmaz mı? Hem de çok iyi olur. Vallahi bazen işe dalıyoruz, çocuklarımızı da unutuyoruz. Hemen de mazeret buluyoruz. Çocuklarımızın iyiliği için çalışıyoruz. Oysa ki onları ihmal ediyoruz çoğu zaman. Keşke herkes sizin gibi düşünse. Evet, maalesef haklısınız. Biraz baksalar etraflarına görecekler. Görmüyorlar efendim. Nerede sizin gibi ince düşünen kişiler? Bakın ne diyoruz. Biz çocuklarımız için çalışıp çabalıyoruz. Para kazanıyoruz. Kim için para kazanıyoruz? Çocuklarımız için. İşte asıl önemli noktaya atlıyoruz. Para kazanmak ağır basıyor hayatımızda. Vallahi sizinle sohbet edince ufkum açıldı üstadım. O sizin güzelliğiniz. Saati de epey etmişiz. Diğer velilere fırsat verelim. Müsaadenizle başkalarının zamanını çalmayayım. Üstadım, izin sizin. Ne zaman isterseniz buyurun. Sizinle sohbet etmek için iki ay beklemeyelim. Sağ olun müdür bey. Beni mahcup ediyorsunuz. Buyurun bir günde siz bana ziyarete gelin. İnşallah. Size hayırlı günler. Teşekkür ederim. Size de Yusuf Bey. Oh,
Hayrola Hülya, bu saatte ne işin var burada? Beni içeri almayacak mısın? Böyle kapıda mı konuşacağız? Kusura bakma, biraz şaşırdım. Buyur içeri. Geç otur. Çay içer misin? İçerim valla. Akşamdan kaldığın belli oluyor değil mi? Belli oluyor tabii kızım. Yine eve gitmedin, bu saate kadar gezersin değil mi? Seni gidi seni. Eve gidip de ne yapacağım? Biraz dolaşalım dedik. Bir çorbacıya gittik. Bununla kalır mı? Bak, bana aldığı hediyeyi. Güzel. Buna karşılık ne aldı? Nasıl olsa adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Üstelik adam çok yakışıklıydı. Şaşıyorum bu adamlara. Böyle yakışıklı adamların pavyonlarda ne işi var? Bana hayat hikayesini anlattı. Adam evliymiş. Kadın cazgarın biriymiş. Adama hayatı zehir etmiş. Önce küçük bir yerde demlenmiş. Kesmeyince pavyona gelmiş. Alışkın değil böyle yerlere. Sırf değişiklik olsun diye. Beni görünce çok beğenmiş. Ara sıra takılalım. Her seferinde sana hediye alırım dedi. Ben de adamı beğendim. Ara sıra görüşmemizde mahsur yok dedim. Bana göre yanlış yaparsın. Ne yanlışı? Bunu da nereden çıkarıyorsun? Tabii yanlış yapıyorsun. Adam sana tutulursa, senin yüzünden karısından ayrılırsa, bu bize yakışır mı? Ama kendisi söyledi mutsuz olduğunu. Her mutsuz insanı karısından ayırsak, dünyada evli kimse kalmaz. Bana bir gecelik macera yeter. Taze balıklar beyler, olta balığı var. Taze taze. Olta balığı bunlar. Hayırlı işler Ferhat abi. Eyvallah, sağ ol. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim abicim, sağ ol. Balıklar bugün çok taze. Bu saate kadar neredesin? Nerede sürtüp geziyorsun? Neredesin? Nerede olduğumu biliyorsun abi. Pavyonda mısın? Evet. Bir gün seni de götüreceğim abi. Sana da bir manita ayarlayacağım. Çok beğeneceksin abi. Bu hayat bize göre değil. Sana da tavsiye etmem. İşine gücüne bak. Yazık değil mi paranı? Kolay mı kazanılıyor para? Burada anamız ağlıyor. Sen bilirsin abi. Ben akşam Kenan'ın ocak başındayım. Beklerim. Tamam. Evet, taze balıklar, taze balıklar. Buyur abi, buyur. Yavrum. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım kızım benim. Annen yok mu yavrum? Yok babacığım. Benim de karnım çok acıktı. Biraz sabret kızım. Hep beraber yeriz. Neredesin karıcığım? Bana karıcığım deme. Zaten moralim bozuk. Neyse. Akşam akşam kavga etmeyelim. Ne yemek var? Yemek yapmadım. Ne demek yemek yapmadım? Sen ne biçim kadınsın? Beni düşünmüyorsan çocuğunu düşün. Neden onu bu saate kadar aç bıraktın? Kaç saat oldu okuldan geleli? Neredeydin söyler misin? Niye çocuğunla ilgilenmiyorsun? Öf! Neyse. Biraz balık getirmiştim. Bunları pişirirsin. Şu üstümün başımın haline bak. Kaç zamandır ne alıyorsun bana? Bak komşu Sevgi'ye. Her gün yeni kıyafetler. Kocası bir gün eli boş gelmiyor. Senin elinde ne var? Yine o kokmuş balıkları. Sen ne diyorsun be? Ekmeğimizi o balıklardan çıkarıyoruz. Evine bir kilo balık götüremeyen var. Dışarıda hayatın nasıl olduğunu biliyor musun ha? Haline şükretsene. Neyime şükredeceğim? Elde yok, avuçta yok. Rahmetli anamı dinlemedim. Sana o adamdan koca olmaz demişti. Nasıl bir kadın bu böyle? Ha? Allah cezanı versin. Git, git. Dostuna gidiyorsun değil mi? Paraları ona yediriyorsun. Çocuğunu rızkını düşünmüyorsun. Allah cezanı versin. Adi adam. Pislik adam. Hayırlı işler. Sağ ol. Bana biraz pirzola verir misin? Vereyim. Ne kadar olsun? Yarım kilo ver.
Akşam rakının yanında iyi gider. Şarabı bıraktın galiba. Param olunca rakı içiyorum. Sen de büyük adamsın ha. Bir yandan şaraba, bir yandan rakıya takılıyorsun. Ne yapacaksın? Kapı açık, gel. Merhaba Ayşe abla. Merhaba, hoş geldin. Öpeyim. Sağ ol. Nasılsın? Ablacığım, bu kocandan nedir çektiğimiz? Bizim Abdullah abiyi bilirsin. Eli namuslu adamdır. Hakkında dedikodu çıkarmış. Ne dedikodusu? Sözde Abdullah abi eve kadın atmış. Abdullah yapmaz öyle bir şey. Biz de öyle söyledik. Ama kocan herkese öyle söylemiş. Sen üzme kendini. Ben onunla konuşurum. Sağ olasın ablacığım. Ver elini öpeyim. Güle güle. Sağ olasın. Kapıyı çekiver. Afiyet olsun abi. Teşekkür ederim. Oo, buralara gelir miydin Ferhat abi? Merhaba. Hoş geldin, buyur. Eyvallah. Seni hangi rüzgar attı abi buraya? Biraz canım sıkkın. Burada olduğunu söylemiştin. Anladım ya. Anladım abi. Bir iki kadeh içip efkar dağıtayım dedim. Merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ne arzu edersiniz abicim? Vallahi kafana göre getir bir şeyler. Tamam abicim. Tamam, sağ ol, afiyet teşekkür olsun. Ederim. Anlat bakalım, nasılsın, nasıl gidiyor ha? Ferhat abi, buradan pavyona gidelim mi? Sana söylemiştim. Benim o taraklarda bezim olmaz. Buradan eve gideceğim. Çok yoruldum, iki kadeh bir şey içeyim dedim. Bir de seni gördüm. Sen evli bir adamsın abi. Haklısın tabii. Bizim gibi yalnız yaşamıyorsun. Biz de kendimizi böyle avutuyoruz abi. Bu işin sonu yok oğlum. Harcadığın paralara günah. Kolay mı kazanıyoruz? Ekmek aslanın ağzında. Gel helal süt emmiş birini bulup evlendirelim seni. Doğru söylüyorsun abi ama gönlüme göre birini bulamadım abi. Ne gönülmüş bu seninki ya? Hayret bir şeysin. Bulunur biri. Şunu içeyim de gideyim ben. Unutma abi. Kafan takılırsa gel. Yıldız pavyonundayım. Bakalım. Hadi bana müsaade. Görüşürüz. İyi günler abiciğim. Usta, bir pirzola at be. Şimdi kapıyı aç da görelim. Duramıyorum yerim.
akşam duramıyorum bak yerimde. Hop oturup hop kalkıyorum. Koparır atar tüm dostlarım kapımda bekler oturur ağlar. Dost bildiğin kötü günümde ocağıma çomak sokar. Düzen bozuk etrafımda herkes sahtekar. Cezalılar önümde namlunun ucunda. Belalılar önünde. Duramıyorum yerimde, duramıyorum bu akşam. Duramıyorum yerimde, hop oturup hop kalkıyorum. Duramıyorum bak yerimde, duramıyorum ben bu akşam. Duramıyorum bak yerimde, hop oturup hop kalkıyorum. Duramıyorum yerimde, duramıyorum bu akşam. Duramıyorum yerimde, hop oturup hop kalkıyorum. Duramıyorum yerimde, duramıyorum bu akşam. Duramıyorum yerimde, hop oturup... Şebnem'i getirsene. Tamam hayatım, hemen geliyorum. Sana sahnedeki şarkıcıyı ayarlayacağız abi. Ne gereği var? Ben seni görmek için geldim. Olur mu abi? Gelmişken eğleneceksin. Tanıştırayım, arkadaşım Şebnem. Memnun oldum. Buyurun. Ne içerdiniz? Ne içerdiniz? Vişne vodka. Garson. İçkimiz bitmiş hayatım. Bir tane daha söyler misin? Tabii. Garson bey, bakar mısın? Geç oldu. Kalkalım mı? Sen bilirsin abi. Ama biraz daha takılsak daha iyi olur abi. Sabah işim var. Yine beklerim hayatım, bunu saymıyorum. Hediyemi de getireceksin. Olur. Garson, hesap, hesap. Evet, bize müsaade. Çok geç oldu. Hediyemi unutma hayatım. Görüşürüz. Tabii hayatım. Merak etme. Hoşça kal. Gördün mü nasıl yoldum Kerizi? Vallahi korkulur senden. Acımasız olacaksın kızım. Para var, Şebnem var. Para yoksa Şebnem de yok. Bu sefer kaç para istiyorsun? 1000 TL'ye ihtiyacım var. Çok.
Ama ben de gazinonun en çok kazandıran kadınıyım. Haklısın. Senden çok para kazandım. Ama 1000 YTL çok. Sen bilirsin. Başka gazinoya geçeceğim ben de. Çok isteyen var. Aman kızma. İstediğin parayı vereceğim. Anlaştık o zaman. Bak, seninki geliyor. Hoş geldin. Ah, hoş geldin tatlım. Size bir şey ikram edebilir miyim? İçki içmiyorum. Akşam içmiştiniz. İçmedim enayi. Senin gibi enayiler göğüslerime, vücuduma bakarken ben içkileri yere döküyordum. Bir daha buraya gelme. Arkadaşım anlattı. Balıkçıymışsın. Yazık parana. Evine dön. İşine gücüne bak. Dans edebilir miyiz? Canım dans etmek istemiyor. Ama benim dans etmek istiyor. Gel buraya. Hanımı rahat bırak. Karışma lan sen. Hanımı rahat bırak dedim sana. Gel lan buraya. Babamı çok özledim. Gelir çocuğun, gelir. Çok işleri var. Hem niye üzülüyorsun ki? Ben varım ya yanında. Ama ben babamı çok özlüyorum. Biraz daha bekleyelim. O gelmezse biz gideriz. Ararız kızım. Canım yavrum benim. Sen biraz istirahat et. Ben şimdi geliyorum.
Günaydın. Günaydın. Kolun nasıl? Bir şey yok, sana söylemiştim. Sadece bir sıyrık. Pekala o zaman, kahvaltı hazır. Kahvaltı mı? Bunda şaşıracak ne var? Ben de herkes gibi kahvaltımı yapıyorum. Pek alışkın değilim de kahvaltıya. Koca bebek seni. Aç bakayım. Çok konuşma sen. Babası kılıklı seni. Nerede kaldı bu ya? Oh!
Anne çok geç oldu. Babam hala gelmedi. Sus be Meret. İster gelsin ister gelmesin. Geliyor da ne oluyor sanki? Surat. Başka bir şey yok. Öf, babası gelmemişmiş. Merak etmiş. Yine gelecek kızım. Dönüp dolaşacağı yer burası. Yorgunsun kocacığım. Geç otur şuraya, tamam. Dinlen biraz. En sevdiğin yemeği yaptım sana. Kuru fasulye mi? Hı. Canım öyle çok rakı istiyor ki. Karşılıklı oturup rakı içsek. Tabii canım. Hemen alıp gelirim. Aa, nereye? Rakı almaya. Sen dur. Ben alır gelirim. Bizde gece yarısı kadını sokağa çıkarmak yoktur. Ben geliyorum. Kolay gelsin yenge. Sağ ol. Bu işler sana mı kaldı? Abim yok mu? Sen biliyorsun abinin gelmediğini. Onun nerede olduğunu zaten sen bilirsin. Bıktım bu işten. Ekmek parası kazanmak ne zormuş. Kocam söylerdi de inanmazdım. Bunu sen istedin. Suçlu sensin. Kocana iyi davransaydın hiç buralarda olur muydun? Onu görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Onu görürsen çok özlediğimi söyler misin? Olur ablacığım. Ne zamandır Şebnem işe gelmiyor? Vallahi bilmiyorum patron. Ben de görmüyorum. Nasıl görmüyorsun? Siz iki arkadaş değil misiniz? Öyleydik ama. Aması ne? Galiba bir adamla oturuyor. Kim bu adam? Tanımıyorum patron. Bana yalan söyleme! Bu gece gitmesen olmaz mı? Olur. Gitmemi istemiyorsan gitmem. Hiç ayrılmak istemiyorum senden. Hayrola, ne oldu? Bir şey mi var? Yenge aradı. Uzun zamandır eve gitmiyormuş. Ne olduğunu bilsen. Öyle deme abi. Yengem seni çok seviyor. Durumu perişan. Bak çoluk çocuğun da var. Yuvana dönsen iyi olur abi. Sana bu işe karışma dedim. Çektiğimi bir ben bilirim. Sen biliyor musun neler çektiğimi? Şimdi mutluyum. Bu mutluluğu bozmak istemiyorum. Anladın mı? Bu işe ben sebep oldum. Seni o kadınla tanıştırmayacaktım. Kendimi suçlu hissediyorum. Sana dedim ya bu işe karışma diye. Ben onu seviyorum. Hayatımdan memnunum. Sen bak rahatına. Allah kahretmesin. Balıklar, taze balık var. Taze balık var. Taze balıklar. Taze balık. Gel vatandaş. Taze balık. Nasıl, hayatından memnun musun? Seninle çok mutluyum. İnşallah beni terk etmeyeceksin. Ne biçim söz bu? Seni sevdiğimi bilmiyor musun? Seninle o kadar mutluyum ki. Ben de seninle mutluyum. Bana bak Yusuf. Şebnem gideli işler bayağı azaldı. Bütün müşteri onun için geliyordu. Doğru. Bu işte bir iş var. Arkadaşına sordum, hasta olduğunu söyledi. Hı-hı. Haklısın patron. Hemen evine gideceksin. Tamam. Tamam. Bir ihtiyacı varsa karşılayalım. Gerekirse doktora götürelim. Peki patron. Merhaba abla. Kemal abinin selamı var. Eniştemizi de eve kapatmışsın ha. Çok konuşma. Ben iş yerine uğrayacağım. Hadi. Tamam.
Ne oldu Yusuf? Gördün mü? Gördüm, gördüm ama gördüklerime sen de inanamayacaksın. Ne oldu söyle çabuk. Vallahi buraya gelen bir müşteri var. Onunla takılıyor. Anlamadım. Yalan söylemiyorum patron. Gördüklerimi söylüyorum. Anlaşıldı. Ben yapacağımı bilirim ona. Seninle çok mutluyum hayatım. Ömür boyu seninle birlikte olmak istiyorum. Ben açarım hayatım. Siz de kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Kim bunlar? Beni tanımadınız mı? Ben Carmen Kulübün sahibi Kemal. Pekala. Ne istiyorsunuz onu söyleyin. O zaman sizin anladığınız dilden konuşalım. Şebnem Hanım... Uzun zamandır gazinoya gelmiyor. Bana olan borcunu kim ödeyecek? Parayı ben ödeyeceğim. Peki ne zaman parayı ödeyeceksiniz? Bir hafta sonra. Bir hafta çok. Sana 2 gün müsaade. 2 gün içinde bu parayı bana ödeyeceksin. Hem de eksiksiz, tamam mı? Şimdi defolup gidin buradan. Sakın unutma. Sana 2 gün müsaade. Bu parayı da ödeyeceğim. Ama bir daha oraya dönmeyeceksin. Söz mü? Söz hayatım. Şimdi nereye gidiyorsun? Parayı bulmam lazım. Bekle beni burada. Hayrola abi? Ben de sana geliyordum. Biraz paraya ihtiyacım var. Tamam sıkma canını abi, gel yukarı çıkalım. Tamam gel. Hadi. Ne kadar var? 1000 TL. Bu para eksik. Ne demek eksik? Eksik işte. Şebnem senden 1000 TL aldığını söyledi. Para tamam. Doğru. 1000 TL aldı ama... ...parayı alalı 1 sene oldu. Faizi ne olacak bunun? Ne yani? Bir de faiz mi istiyorsun? Tabii ya. Biz insanlara boşuna mı para veriyoruz? Bu şekilde para kazanıyoruz biz. Paranın her gün değeri düşüyor. Geri kalanını getir, yoksa Şebnem'i bırakmam ona göre. Bana bak, onunla uğraşma. Yoksa kötü olur, tamam mı? Şebnem işi bıraktı. Bir daha da gelmeyecek, tamam mı? Haklısın. Şimdilik işi bıraktı. Ama yine görüşeceğiz, haklısın. Başarabilecek miyiz? Başardık bile. Yarınlarımdan korkum var. Sanki başaramayacakmışız gibi geliyor. Çocuk oyuncağı değil. Seni seviyorum. Bana inanmanı istiyorum. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Thank you.
Beni bu kadar sevebileceğini düşünmemiştim. Bu kadar emekle, bu kadar çabayla. Biz sevdiğimize candan bağlanırız. Anadolu erkeğiyiz. Bizler de sevdiğimiz insanı çok severiz. Hiçbir şey görmez gözümüz. Sevince öyle duygulanırız ki candan severiz. Sen de bunlara, bunlardan daha iyilerine layıksın. Güzel yüzlüm, meleğim. Sen de öylesin kocacığım. Yiğidim, aslanım, canım sevgilim. Beni bu hayattan kurtardın. Özgürlüğüme kavuşturdun. Bundan sonra seninim. Sen ne istersen o olacak. Ben de seni seviyorum. Senden ayrılamıyorum. Seni çok seviyorum çünkü. Merhaba yenge. Ferhat abim yok mu? Bu saatte ne işin var senin burada? Gece takıldık da biraz. Ferhat abimi özledim. Girebilir miyiz? Buyurun. Oturun. Ferhat abi nerede? Geldim, geldim, geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, daha yeni kalktım. Pazarın tadını çıkarıyorum. Siz nereden, hayırdır? Gece kulüpteydik. Sabaha kadar takıldık. Seni özlemişim. Bir abimi göreyim dedim. İyi yaptın. Ne içersiniz? Ne içersiniz? Çay, Nescafe. Nescafe olur mu? Bu evde içki yok mu? Olması lazım. Dolapta biraz rakı olacak. Rakı olur mu? Bira tarzı bir şey yok mu, şöyle içelim? Bakkaldan alırız, değil mi? Ben bir kurşu alıp gelirim. Sen arkadaşına hasret gider. Bira alabilir miyim efendim? Kim kızım senin baban? Benim kocam Ferhat. Kocamın peşini bırak. Adi kadın. Yemin ederim evli olduğunu yalan bilmiyordum. Bırak dur. Yalan söylemiyorum. Söylüyorsun. Hayır. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Söylüyorsun işte, bal gibi yalan. Sen görürsün, ben sana ne yapacağımı biliyorum. Sana yapacağımı biliyorum lanet kadın. Göreceksin gününü. Alan cezası. Pislik. Keşke göndermeseydim. Ya nerede kaldı? Keşke göndermeseydim. Telaşlanma abi. Belki başka markete gitmiştir. Gelir birazdan. Yok yok, bunda bir iş var. Bu saate kadar hiç kalmazdı. Senin de başına artık abi. Sizden değil. Başka bir şey var. Neyse, anlayacağız ama. Bu saate kadar neredeydin sen ha? Üstelik içki içmesin. İçkiye tövbeli değil misin? Karışma bana. Bundan sonra içeceğim. Patrona karşılaştık. Boğaz'a gittik. Sofraları kurduk. Yedik, içtik, eğlendik. Sen ne diyorsun? Kız buralarda yazık oluyor sana dedi. Yevmi yemi de ikimizli yapacakmış. Gideceğim. Hani dönmeyecektin? Gideceğim. Aç kapıyı. Bir yere gidemezsin. Aç diyorum sana şu kapıyı.
Unutma, tövbe etmiştin. Senin yüzünden her şeyimi bıraktım. Seni seviyorum, bir yere gidemezsin. Gideceğim. Gideceğim balıkçı. Paran varsa sen de gel. Gitmeyeceksin işte. Seni seviyorum. Gidemezsin. Mutluluğumuzu yıkamazsın, beni dinle. Gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Beni dinliyor musun sen? Seni seviyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Gideceğim. Gidemezsin. Sana her şeyimi verdim. Ne verdin balıkçı? Bir parça ekmek. Onu köpeklere de veriyorlar. Sana gidemezsin dedim. Gidemezsin. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Şikayetçi olmadım diye minnet borcumuz mu var? Burada konuş işte. Burada konuşmayalım. İstersen bir yere gidelim. Anlat bakalım. Şikayetçi olmadığımız için sana minnet borcumuz mu var? Senin kendine borcun var. Yemek yapmak, çocuğa bakmak. Kocana biraz ilgi göstermek, güler yüzlü olmak. Bunlar zor geliyor. Sen kadınla ne zannediyorsun? Sadece yatmak mı? Senin gibi kadınlara ancak bizim gibi kadınlar gününü gösterir. Biliyor musun? Kocan sende her şeyi bulsaydı bana bakar mıydı sanıyorsun? Peki ben ne yapabilirim? Akşama kadar balık satıp tekrar eve geliyor. Her yer balık kokuyor. Bana kalırsa kocana geri dön. Onu mutlu etmelisin. Peki suçlu ben miyim? Boşver. Haklısın. Ben de hatalıyım. Yaptığım hataları telafi etmeye çalışacağım. Ona layık olacağım. Hoşça kal.
kimseler koparır atar. Tüm dostlarım kapımda bekler, oturur ağlar. Dost bildiğin kötü günümde ocağıma çomak sokar. Düzen bozuk etrafımda, herkes sahtekar. Cezalılar önümde, namlunun ucunda. Belalılar önünde, namlul ucunda. Duramıyorum yerimde, duramıyorum bu akşam. Duramıyorum yerimde, hop oturup hop kalkıyorum. Duramıyorum bak yerimde, duramıyorum ben bu akşam. Duramıyorum bak yerimde, hop oturup hop kalkıyorum. Duramıyorum yerimde, duramıyorum bu akşam. Duramıyorum yerimde, hop oturup hop kalkıyorum. Duramıyorum yerimde, duramıyorum bu akşam. Duramıyorum yerimde, duramıyorum. Taze balıklarım var. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Seni çok özledim. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Kocamsın, evimin direğisin. Sevmez olur muyum hiç? Hadi bakalım, sen işine, ben evime. Evet karıcığım. Akşama ne yemek yapayım? Ne yaparsan yap. Sağ ol kocacığım. Hadi hayırlı bakalım. İşler. Sağ ol. Taze balıklar, taze balıklar. Taze balıklar. Gördüğünüz kadın var ya, çalışıyor. Yapma ya. Ha. Bak şimdi ne yapacağım. Şununla bir konuşur musun? Tamam oldu. Merhaba güzelim, sigaranı yakabilir miyim? Tabii. Ne dersin, buradan başka bir yere gidelim mi? Olur. Ama fiyatım yüksektir. Benim için fark etmez. İstediğim parayı veririm. Yeter ki beni eğlendir. Memnun kalacaksın. Bayanın hesabını siz mi ödeyeceksiniz? Evet, ben ödeyeceğim. Çıkalım mı güzelim? Tamam hayatım. Hadi. Sevişeceksin. İki kişiyle olmaz. Olur. Hayır, olmaz. Olur. Bayıldı. Bayılsın. Bayılırsa bayılsın. Bir köşeye atarız. Çek. Başımıza iş aldık. Ne korkuyorsun be? Parayla çalışan biri işte. İleride bir yere atarız. İn, in. Hadi çabuk. At şuraya, at, at, bırak. Hadi, hadi gidelim, hadi çabuk, çabuk. Hadi gazla, gazla.